Sıcak soğuk salata, 1 adet kuru soğan, 600 gram semizotu, serpilade, 3 adet havuç, 2 adet salatalık, 1 tutam semizotu sapı, saplarını da değerlendiriyoruz. 6 yemek kaşığı süzme yoğurt, zeytinyağı. Üzeri için ise toz biber ve ceviz. Bunları birazcık yakabilirsiniz. Ben yakacağım yağıyla. Şimdi bu sıcak soğuk salatanın içerisinde bazı sebzeleri önden kavurmak gerekiyor sıcak bir şekilde. Semizotlarını ise sadece saplarını kavuracağım. Yapraklarının yeşil kalması için diri diri atacağım. Yani tarifimizde soğan yok muydu ya? Bir adet soğanımız vardı. Ha. Tarifte var, malzemelerde yok. Benim kızlar aşık. Kız nişanlı. Gelin iki canlı işler kaldı. Aa. Kocakarıya demişler büyükler. Bizim babaanne öyle derdi. Kız nişanlı, gelin iki canlı işler kaldı kocakarıya. Ben kaldım, ben yapayım. Ne diyeyim yani? Ah rahmetli babaanne. Bir de şey derdi. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Ne imalı laflar bak. Sıkıysa şey yap. Anlama yani. Öyle aba altından hani sopa göstermek gibi bir şey yani. Değil mi Serpil? Yavrum işte ne çekmişse bu gelinlere. He. Kızım sana söylüyorum. Hani kıza bir şey söylemiyor. Direkt geline de söylemiyor. Hani ama gelin orada anlayacak leplemeden leblebiyi. Yavrum işte ne yapsınlar? Ne de? O ki aklın yok ne mutlu sana. Bu da güzel iddialı Karadeniz sözü işte. O ki aklın yok ne mutlu sana. Bundan sonra Aa, sana onu diyeceğim. O ki ne? aklın yok ne mutlu sana. İyi tamam. Sen de Rabia'ya de söyle. Yok Söyle söylemeyeyim. bakayım. O ki. Yok Söyle demeyeyim. hadi bu Trabzonları söyledi bizim değil. Karadenizlerin pardon. O ki aklın yok ne mutlu sana. Ha hiçbir şey takmıyorsun rahat ol diyorsun. He, rahat Tamam. ol. Olsun ama biliyor musun? Takmayanlar daha sağlıklı. Boş ver biz taktık da ne oldu? Bir de o var. Ben de buradan birkaç sap alacağım. Bir balta. Şimdi iki havuç kullanıyoruz ya yarısını yiyebilir. Sıkıntı yok. Bir baltaya sap olamadın. Yo şey yapmayacağım, yemeyeceğim çünkü ağzımda kurabiyenin Nasıl bir tadı kalsın. sözdür bir baltaya? Bak bu da çok ağır bir laftır ha. Evet. Ama bak içinde ne kadar güzel. Hiç hakaret yok aslında. Aa var, Küfür yok. bildiğin. Yok ya. Ya bence var. Kız Şey ama diye var. bizim zamanımız şimdi biz daha şey sert. Aa Aslında burada tabii. bir ima var yani. Doğru söylüyorsun. Yani bundan kendini düzelt hani bir baltaya sap olamadın. Hadi artık diyor. Tabii eskiler daha böyle yok usturuplu ben eski devirde yaşamak isterdim. Ama şimdi ölmüş olurdum. Ben bunları da koyuyorum yanına soğanlarımızı. Evet bakın Birlikte hocam. bir Hemen ölsünler. soğanlarımızın üstüne havuç. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Rengin güzelliği. Rengin güzelliği. Serpil sen bunları da Ben seçerken. hallediyorum. Ben de bu şeyleri koyuyorum sapları. Hafif öldüreceğiz Bir zaten. tutam böyle lezzet vermesi için minik minik kıyıyoruz. Önden söndüreceğim. Sapları da ziyan etmiyoruz. Salatayı harmanlayacağım derin bir kap var mı? Hemen çekmecen de var tatlım. Hazır. Şöyle. Maydanozunu birazdan koyacağım. Şu an öldürmek istemiyorum. Çorbamın altını kapatıyorum. Şurada havuç ve soğanı bir tık soteledim. Benim için yeterli Serpil Hanım. Evet, sen onu al. Ben de şuradan yapraklarımdan alayım. Benim doğradıklarım. Serpil'in doğradıkları. Benim doğradıklarım. Ama sen çok küçük yapmışsın. Ben havuç büyüklüğünde yaptım. Sert oluyor ya birazcık bu ondan Bunlar aç. ama çok güzeller annesi. Kütür Baksana. kütür. Tamam hepsini ayırmamıza gerek yok. Tamam Serpil salatayı. Tamam. Onu Şuralarını sonra alayım. biz yeriz. Şöyle. Hemen bir kavurma işlemi yapıyoruz. Birazcık da saplarını koyduk içerisine. Birazcık daha yağ ilave etmek istiyorum. Şöyle. Bir tık pembeleşsin. Karamelize olsun. Direkt yeşillikleriyle buluşturacağız. Salatalıkların kabuklarını soymayabilirsiniz. İyice yıkadıktan sonra renk çok güzel oluyor soymadığınızda. Tabii soymadan yapabiliriz. Tamam canım. Küp bir tık iri doğrayabilirsiniz. Son 5 dakika. Aman ya Rabbim.
Ben bir tava alabilir miyim Serpil? Ne tava aşkım? Cevizini yakacağım pul biberle. Hemen. O küçük soslu tavanda devam edebilirsin, yağ attın mı? Neyse. Gel ben şey yaparım, veririm sana. Gel atmadım gel. Atmadım ama yanabilir ikinciye. Yok, çok da yanmamış. Şöyle yapayım. Pardon. Evet. Evet. Bu niye yanmadı? Niye nazlandı ki o? Evet. Atıyorum bir miktar yağ. Hemen. Tavamızın içerisine. Evet, atalım Serpil. Cevizi biraz bana ufalarsın o tahta. Ben ufalayayım şimdi. Şununla yaparsın istersen. Bunu da salatamızın üzerine en son yapacağız. Ceviz çok yakışıyor bu salataya. Sebzeler oldu Serpil. Onu birazcık ters düz edelim. Çok ölsün istemiyorum. Hani rengi tavucun kaybetmesin. Oh. Bir 5-10 dakika kadar sotelendi. Evet. Bak öyle hafif. Hafif. Aşkım. Döndürdük. Evet. Birazcık soğutalım. Havalansın. Hemen otlarımızla buluşmasın. Evet. Ceviz de hazır. İstersen sen çorbamızın maydanozunu ve finalini al. Evet. Ben de burada birazcık yağın, cevizin kendi yağını açığa çıkarmak istediğim için hafif yağda kavurmanızı öneriyorum. Evet. Ceviz çok sağlıklı ve toz biber ekliyorum. Bakın, şöyle değiştirmek istiyorum. Şöyle bir harmanladım, aman ya Rabbim. Ya aslında o kadar kolay ki gerçekten sadece severek yapmak gerekiyor. Çok kolay yoksa. Şurada da bir şöyle ben şu yoğurdu. Şurada şöyle bir çırpı soğuklarla karıştıracağım. Oh. Şöyle. Süzme yoğurt kullandık. Sulanmasın. Çorba kasemi alayım Serpil. Tamam. Son 3 dakikamız. Çorbamızı hemen alalım Serpil Hanım. Siz çorbayı geldim, döküyorsunuz. Geldim, hazır. Kadar. Burada da bu kenarda kavurduğum soğan, salatamızın finali buna. Sap. Hepsini koyuyoruz buraya. Ve bunu da burada böyle bir harmanlıyoruz. Buradaki ilişki soğuk sıcak ilişkisi buradan doğuyor. Sıcak, çorba soğuk. İster misin, bunu boşaltayım mı? Süzme yoğurt kullandığımız için hiç sulanmadı. Boşaltalım Serpil Hanım. Hayır, süzme yoğurt olursa kesmez. Normal yoğurt kullanırlarsa bir tülbent yardımıyla süzme işlemini yapsınlar. Çünkü çok sulanır. Yani sulanmasını istemiyoruz. Yoksa kesilmez. Evet. Şöyle havalandırdık bakın. Zaten ki onu kesilmesin diye bir. Çok güzel oldu ama. Maşallah. Renk. Yani şu an tabağın içinde. Yemini diyor. Evet. Şöyle. Salatamızı yayıyorum. Hoppa. Nermin, bunun son dokunuşunu yapar mısın? Yapacağım, şunu elim sana. Dur ben geleyim senin yanına. Dur, dur. Yo, ben oraya geleyim. Bunu da alayım. Bu bunun. Bir şey kayıyorum. Salatalığa basmışım. Evet, ikisinin de son dokunuşunu yapıp reklama gidiyoruz efendim. Buyurun şöyle yakından son dokunuşları coşturalım. Versene. Sen onu hallet, ben pilavın kabını. Bak, 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 bak. Alayım bak. Geleyim. Aman yarabbim. Sıcak soğuk salata. Tereyağı özellikle kullanmadım. Tereyağı donuyor. Salatanın üstünde kötü bir görüntü oluyor. Bunu zeytinyağı ile yapabilirsiniz. Şu an salata hazır. Şöyle. Ve muhteşem bir Hindistan cevizi karışımıyla, topuyla. Şu an bizi yemeğe hazır halde duruyorlar. Yani tadı damağımda kaldı. Yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim. Hemen yan tarafta ise soğuk sıcak bir salata hazırladık. Üzerini yine cevizle birlikte süsledik ve şu an yani gerçekten böyle gün masalarını anımsatan, akşam ağır misafiriniz geldi. Her şeyde yaptıklarımızı kullanabilirsiniz. Ve yarın için ise çok lezzetli bir tart yapacağız. Pirinç pilavı yaptık ve tane tane oldu. Şunu size gerçekten göstereyim. Hiçbir zaman yanılmam. Bu ölçü birebirdir. Hiç bardak ölçüsüyle de yapmam pirinç pilavını. Tane tane bir lezzet hazırladık. Ve dünün kazananını hemen şimdi açıklıyorum. Sonra unutuyorum çünkü. Konuşacağım. Çok anlatacaklarım var. Çok anlatacaklarım var. Aytaş'tan gelmiş. Tava seti kazanan kıymetli izleyicimiz Sibel Yiğit Hanım efendi olmuş.
Çok güzel bir tava seti geldi Sibel Hanım. Mis gibi yemekler yaparken bize de bir dua gönderirseniz çok mutlu olurum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi efendim birazcık Instagram'a da bakacağım. Oradan çünkü bana küsüyorsunuz. Hani bizi görmüyorsunuz, etmiyorsunuz falan filan diyorsunuz ama gerçekten ben yakından böyle hepinizi an ve an yorumlarınızı takip ediyorum. Bazen böyle art niyetleri görüyorum. Hemen yorumlarını siliyorum, engelliyorum. Haberiniz olsun. Kötü yorum yapmayın. Son şifreyi alalım. Son şifrede düşünceleri. Efendim şu an ekranda görüyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz? Tabii ki muhteşem onlu bir set göndereceğim. İsterseniz baharatlarınızı saklayın, salçalarınızı saklayın, makarnalarınızı saklayın. Yani çok kullanışlı bir set gelecek size. Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan Enfes izleyicilerine özel. Yaklaşık 9 gün oldu efendim. Ekranda olalı 9 gün oldu ve 9 gündür sizden gelen güzel dönüşler bizi inanılmaz mutlu etti. Öncelikle bizi izleyip gerçekten bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. En özel tarifleri de bizler zaten sizler için seçiyoruz. Yine yarın evde kalan pirinçle öyle bir tart yapacağız. Bakın bugün bunu çok söyledim. Gerçekten çok dikkatinizi çekecek. Yabancı bir siteden aldık efendim. Yabancı bir tarif olacak. O yüzden kaçırmayın yani. Biz onu Türkleştirdik. Türk versiyonuyla birlikte karşınızda olacak. Elhamdülillah Türk aklıyla kim yarışabilir diyorum. Ve evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Çünkü bunları söylüyorum, yorumlara dönüyorum. Biraz da yorumlardan bak.